O zaman şimdi iş bölümü yapalım. Dün zaten mankenleri gördüm. Ben onları organize edeceğim. Tamam, ben de liseye ayarlarım. Emin misin? Tabii ya. Ya benim mezun olduğum lisede yaparız. Müdür beni çok sever zaten. İki dakikada ayarlarım ben onu. Hem o okulu ben avucumun içi gibi biliyorum. Tamam, harika. O zaman akşam lisede buluşuruz. Kurulum yaparız, mekan gezeriz. Tamam, ben zaten şimdi bugünden bakarım, ayarlarım her şeyi. Her şey çok güzel olacak. Ha. Olmaz. Ama iş bitmedi ki. Avans zaten iş bitmeden önce alınır ya. Ya iyi de pek bir şey yapmadık ki. Projenin hatlarını belirledik. Daha ne yapalım? Ya lütfen, ben böyle çok alışkın değilim. Şu önce bir yapalım işimizi. Güzel geçsin. Ondan sonra alırım. Olur mu? Ne konuşmuştuk? Kafanı bir şeyin kurcalamasını istemiyorum. Sadece yaratmaya odaklan. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Akşam okulda. Akşam okulda. Eyvah! Eyvah ya! Tanıdın mı beni? Ayaz ben. Hani şu sevgilin olan? Hani şu uyuz olan? Hani şu kızgın olan? Ya Ayaz'ım benim, canım, kurusum. Nasılsın bakayım sen, bu sabah iyi misin? Şimdi belli olur o. Ne yaptınız bütün gece? Sabaha kadar böyle projenin başında çalıştık. Ondan sonra mankenler falan geldi, onları seçtik. Sonra mekanları belirledik. Sonra da sabahta İtalya ile canlı bağlantı yaptık. Monika diye Levent'ten bir tasarımcı var işin başında. Ama sevgilin onu iki dakikada bağladı. O yüzden gurur duyabilirsin bence benimle. Hatta övünebilirsin bile biraz çünkü hak ettim. Bu ne bu? Dün gecenin bedeli. Öykü doğru konuş ya. Nasıl cümle kuruyorsun sen? Zaten sinirliyim. Yuh Ayaz, yuh, nerede acaba aklın ya? Avans aldık işte. Doğru düzgün ödüyor mu bari? Şimdi bencil falandır o. Ayaz, ya hadi gidelim. Ben çok acımın bir şeyler yiyelim. Aa, hatta bize gidelim, annemi de görmüş olur. Derinde çağıralım mı? Acıkmıştır çocuk ha? Yok, istemez. Ben seni istiyorum. Ha şöyle, aferin. Bak doğru cümle kurmaya başladım. Şimdi sen arabayı süreceksin, ben de burada böyle uyuyacağım. En rahat yastıktan daha mı rahatmış acaba? Sana özel tasarım. Hadi Fernando, gidiyoruz. Yalnız Fernando yok, artık sadece Ayaz var. İyi olmuş ya, ben zaten çok sevmemiştim o Fernando'yu. Ne? Şaka şaka, hadi gidelim. Çok güzel anılarım var bu okulda. Çocukluğum, ergenliğim, gençliğim. Her şey burada oldu. Öykü burada öykü oldu. Tarık Hoca burada mıdır acaba? Çok severdim. En sevdiğim hoca oydu. Her şey aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Anılarım şu an nasıl canlandı gözümde biliyor musun? Aynı. Saat 11:30. Öğle yemeğinden önceki son ders. Karnım acıktı. Uzun teneffüste kantinden bir tost yedim. Yine de iyiyim.
Hadi derse girelim. Hoca geç kağıdı aldırır yoksa. İzin alabilir miyiz dersin? Hiç merak etme. Okul müdürü var Kamil Bey. Çok sever beni. 2 saniyede alırım izni. Hah bak odası da burası işte. Çalıyorum. Her şey aynı kalmamış baksana. Kamil Bey çok değişmiş sanki. Şişt, buyurun. Şey merhaba. Öykü Acar ben. 2011 yılı mezunuyum. Buradan mezun oldum. Kamil Bey yok mu? Yani siz onun yardımcısı mısınız? Müdür yardımcısı yani. Kamil Bey ayrıldı. Yeni müdür benim, Nilgün Topçu. 3 senedir bu koltuktayım. Ha, tamam. Tarık Hoca yok mu? O da yardım edebilir bana. Öyle birini tanımıyorum. Herhalde o da ayrıldı. Anlaşılan mezuniyetten sonra pek uğramamışsınız buralara. Yani denk gelmedi diyelim biz ona. Ama olsun kısmet bugüneymiş değil mi? Tamam ben konuya gireyim. Şöyle ki ben moda sektöründeyim. Yani tabii şimdi biraz değişiklikler oldu ama yine bir tasarımcı çıktı karşıma. Adı Monica. İtalyan. Yani aslında Türk gibi de ama İtalyan da. Ya bak ben onu hiç sormadım ya. Unuttum. Sorayım bir dahakine. Biz bir moda çekimi yapmak istiyoruz da ben de bu liseyi kullanayım dedim. Okulu kullanayım dedin. Demese miydim? Keşke demeseydin. Peki ben ne diyeyim yani? Nasıl diyeyim o zaman? Hiçbir şey deme. Burası bir eğitim yuvası. Bu koridorlar sizin mankenlerinizin yürüyeceği podyum değil. Hem biz sizin defilelerinize gelip trigonometri dersi işliyor muyuz? Hayır. Her işin bir yeri var canım. Sizin yerinizde burası değil. Kusura bakmayın. Çekim mekim yapamazsınız. Ama aslında biz çok az vaktinizi alacağız. Bir günlük bir iş. Çıkabilirsiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hep senin yüzünden. Sevmedi kadın tabii seni. Yani dikildin öyle yanıma bodyguard gibi. Ya insan bir sempatik olur, bir şey olur. Ha ha. İçeride okulun sahibiymiş gibi davranan bendim değil mi? Kıl oldu kadın sana, çok normal. 3 senedir gelmemişsin okula. Ya müdürün değiştiğini bile bilmiyorsun. Ondan sonra ben bu okula geldim, çekim yapayım diyorsun. Yuh derler adama. Tamam, ne yapacağız o zaman şimdi? Yapacak bir şey yok. İş başa düştü yine. Ya yaz Allah aşkına ne bu hareketler? Hayırdır? Müdüre Hanım'ı ben ikna edeceğim. Yemezler canım. Öyle senin caziben herkesi sökmüyor. Hele o içerideki huysuz inatçıya hiç sökmez. Her yaştan, her milletten insana hizmet sunuyorum çok şükür. Yalnız kadın olmak şartıyla tabii ki. Yelpazemiz geniş. Dikkat etti o yelpazeyi. Ne yaparlar yelpazeyi? Aman yerlerler canım ben, öyle yerlerler. Ha. Eğer ikna edersem öpücüğümü alırım. Of tamam. Yalnız öyle kuru öpücük falan değil. Yuh be! Ne yapıyorsun? Okulda ya şimdi bir gören olacak, ağır ol biraz. Anlaştık mı? Tamam ya, hadi bakalım. Görelim, çok merak ediyorum zaten nasıl ikna edeceksin. Şöyle ki... Ayaz bu ne ya? Böyle mi ikna edeceksin kadını? Kaç numaralı bakış mı? 9. Yalnız 9 numaralı bakışı asla küçümseme. Ayazcığım bence bir sene daha fazla rezil olmadan gidelim buradan. Emin misin? Ya Ayaz. Ne oldu canım? Bir gittin geldin bakıyorum. Ay tamam be. Yani belki birazcık etkileyici olabilir ama... ...kadın 3 metreden fazla yaklaşırsan yakarım çıranı ona göre.
bekle burada. Kendini beğenmiş ukala. Selam. Yine mi siz? Bu sefer yalnız geldim. Size oturabilirsiniz diyen oldu mu? Ha pardon. E şimdi diyeceksiniz ki bu adam niye tekrar geldi? Nilgün Hanım, ben bu çekim meselesini baş başa konuşmak istedim. Senin adın nedir? Kuru Soğuğum ben. Ayaz'ım. Bana bak Ayaz Efendi. Esersen fena yaparım, anladın mı? Önce şöyle bir ayağa kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Hadi, hadi çabuk. Ha şöyle. Ne bu laubalilik? Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın ha? Ne dedim ben size? Hayır dedim. Çekim mekim olmayacak. Bu kadar basit. Neyi zorluyorsunuz kardeşim? Ama hocam... Hocam falan yok. Çık dışarı. Cezalısın. Pardon hocam. Bir saniye. Bunlar nedir? Niye soruyorsun? Ne yapacaksın? Ben mimarım da o yüzden sordum. Okula ek bina yaptıracağız. Ama hepiniz çıldırmışsınız. Uçuk uçuk fiyatlar veriyorsunuz. Ne sırıtıyorsun sen hala? Nilgün Hanım, bence konuşacaklarımız henüz bitmedi. Hayır yani anlıyorum şimdi doğum odasındaki erkekler niye böyle stresli oluyormuş. Ne yapıyor bunlar içeride ya? Bak Ayaz. Bütün sorumluluk sende. Bir terslik çıkarsa muhatabım sensin. Çekim yapabileceğiniz yerleri söyledim. Yarın oralar boş olacak çünkü okul gezisi var. Ama sakın bir yaramazlık yapmayın. Çünkü ertesi gün hayatıma sanki hiç yokmuşsunuz gibi devam etmek istiyorum. Anlaştık mı? Bence anlaştık. E hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl yaptın ya? Sen nasıl başardın bunu? 9 numaralı bakış beni asla yanıltmaz. İnanmıyorum sana Ayaz. Yani kadını o bakışla etkilemedin değil mi? E yapacak bir şey yok Öykücüğüm. Yani ben de bazen şirinliğimi, güzel gülüşümü, sempatikliğimi kontrol altında tutmaya çalışıyorum ama beni bile aşıyor bazen. Bir gün ben de o güzel gülüşümü, sempatikliğimi kullanınca o zaman ödeşmiş olacağız. Yavaş. Sana yasak o. Hı, yasak. Göreceğiz. Hadi yürü daha mekan bakacağız. Bir şey unutmadın mı? Yok, unutmadım. Olmaz. Öpücüğümü alırım. Alamazsın canım. Hani okul ya burası. O zaman yazdım deftere. Olur, alırsın seneye. Yalnız seneye bayağı bir faiz biner. Sonra bir öpücük olur, 10 öpücük. Ona göre. Ha, evet ya, anlıyorum ben seni. Hadi gidelim. Burası matematik sınıfıydı. Yani gerçi matematik hocası beni pek sevmezdi. Muhtemelen her soruya parmak kaldırdığım içindi. Sınıfın ineği kesin sendin değil mi? Sınıfın öküzü olmaktan iyidir canım. Ayrıca tamam kabul ediyorum inektim ama bundan hiç gocunmazdım. Hem zekiydim hem çalışkandım. Yani eve giderdim. Önce hemen ev ödevlerimi bitirirdim. Ardından o günün notlarını tekrar ederdim. Ha, gerçi bunlar bugün ne işine yaradı diye soracak olursan ona bir şey diyemem. Ama güzel günlerdi. Aa, ayrıca sınıf başkanıydım. Ha, isimleri de tahtaya yazar mıydın? Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yapmazdım. Ya tamam, ne yapayım? Başka türlü susmuyorlardı. Unutamayacağım güzellikte anılar yaşadım ben bu okulda. Tabii... Bir gün hariç, o son gün. Mezuniyet günü. Neden ki? Yani ne oldu o gün? Ya şey... Hadi sınıflara.
Söyle bakalım. Hadi. Şimdi Mengücekliler. Kurucusu kimdir? Anadolu'da Erzincan'da kurulmuş bir beyliktir. Ne yapıyorsun sen be? Kalk ayağa. Kalk 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 kalk. Sözlü yapacağım. Evet Derincim. Şimdi söyle bakalım. Mengüceklilerin kurucusu kimdir? Emir Ahmet Mengücek. De. Hayırdır? Hoş geldin. Bu arada nasıl, beğendin okulu, güzel değil mi? Okul güzel. Problem yok. Da. Arkadaş bizimle mi olacak? Müdüre Hanım buraları bana emanet etti. Her saniye başlarında dur dedi. Yani anlayacağın, ben yoksam çekim de yok. Birazcık bana muhtaçsınız sanırım. Ya hadi biz çıkalım buradan da gidip okulu gezelim. Daha mekan falan bakacağız çünkü. Beyler hadi ama çok çok işimiz var bizim şimdi. Aa olmuyor, böyle çok geç kalıyoruz. Hadi. Kütüphane iyiydi aslında. Orada bir set çekebiliriz. Öyle istediğimiz yerde kafamıza göre çekim yapamayız sanatçı dostum. Gerekirse ben konuşurum, çekeriz. Anlatamadım galiba. İzni benden alacaksın. Ben de keyfime göre ya veririm ya da vermem. Verir canım, verir. Ayaz iyi insandır, değil mi Ayaz? Yani bilemiyorum. Keyfime bağlı biraz da. Hadi biz şimdi spor salonuna inelim. Var ya spor salonu şahanedir. Böyle basketbolları, filemile, top mop hepsi var. Ne ararsanız var. Hadi inelim. İşte burası da böyle bir yer. Ne diyorsunuz? Anlar mısın basketten? Okul takımında kaptandım ben. Ben de 4 sene profesyonel oynadım. Bu boyla mı? Tamam o zaman. İşimiz bitti burada değil mi? Hadi gidelim. 10 avans. 11'de biter. Ya ben bu sabah avans aldım yani. Ne gerek var şimdi tekrar avansa canım? Bak unuttum. Ben size tuvaletleri göstermedim. Hadi tuvaletlere bakalım. Avans yok. Adam gibi. Teke tek. Var mısın? Ayazcığım ya şimdi ne gerek var öyle teke tek falan? Terlersin sen, ıslak ıslak. Hoş olmaz. Varım. Kaybedersen gidersin. Ya sen kaybedersen? O zaman ben giderim. Çıkışı hatırlıyorsun değil mi? Göreceğiz. Hu hu. Ben de buradayım. Duyuyor musunuz beni? Ne yapıyorsunuz ya? İyi oldu olacak, ben de soyunayım. Ayaz. Öykü sen karışma. Derin. Öykü sen mekanları kur. Sen kimin tarafındasın ya? Milli takımı tutuyorum ben. İyi olan kazansın. Yani tarafsızım yani. İyi, güzel. Bunu öğrendiğim iyi oldu.
Fronyalı kalsın. Sen karışma. Kaç kaç? 6-0. 6-0. Hadi devam. Öykü kaç kaç? 8-2. Hafızan kıt galiba ha? Yo. Duyma hoşuma gidiyor. Senin için. Şanslı bir atıştı. Tebrikler. Ben de seni tebrik ederim. Birazcık terlettin beni. Ya asıl ben ikinizi de tebrik ederim. Çok güzel bir maçtı. Ama bu atış... Ya Ayaz ne maharetler varmış sende. Zamanla hepsini öğreneceksin. Merak etme. Hadi yarın görüşürüz. Yarın erken gelelim. Kurulumu burada yaparız. Öğleden sonra da mankenler gelir çekeriz. Tabii tabii, hiç problem yok. Çıkışı biliyorsun değil mi? Ya. Ay, ayıp oldu adama değil mi? Birazcık rencide oldu tabii. Hep senin yüzünden. Niye buradan atıyorsun? Adam gibi, efendi gibi potanın altından at. Ama çok güzel atıştı. Yetenek. İstersen sana da öğretebilirim. Ya ben de biraz bir şeyler biliyorum aslında. Hadi gel o zaman oynayalım. Gelirim bak. Gel hadi. Tamam, sen kaşındın. Hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevdan.
dedikleri kısacıktır ömrüm. Bilen bilir adı kiraz mevsimi, inanmam sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrüm. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. Ya aklıma bir şey takıldı. Hani bu sabah demiştin ya, benim her günüm çok güzel geçti bu okulda. Bir gün hariç. Mezuniyet günü. O gün ne oldu? Mezun olamadım ben. Yani oldum aslında da. Olamadım işte. Kep atamadım. Cübbe giyemedim. O anı yaşayamadım. Aylarca hazırlık yapmıştım o mezuniyette gece elbiseyi bulabilmek için. Sonunda buldum da. Ama giyemedim. Aslında ama yani buraya gelemedim. Hazırız o gün. Evden çıkacağız annemle. Böyle kapıdan çıkıyorduk. Ya annemde bir haller var. Soruyorum, söylemiyor. Canı sıkkın ama belli işte. Ne kadar ısrar ettim bilmiyorum. Söyledi sonra. Susmadım söyleyene kadar. Haber gelmiş o gün. Babam evleniyormuş. Bizi terk ettiğinden beri ondan aldığımız ilk haberdi. Aynı günü buldu işte. O günü. Bazen olur ya öyle. En tatlı gün ve en acı gün aynı gün olur. Sabaha kadar oturduk annemle. O hiç ağlamadı. Ben hiç susmadım. Ya istedim ki bu gece akıtayım bütün gözyaşımı ve başka hiçbir şey kalmasın. Ama olmuyor. Bir gün aklına geliyor. Yine gözlerin doluyor, yine ağlıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.